İşte Kankera 299 puanla ilk sırada. Hakan Ottaş ve Umut Koca Yiğit 230 puanla 2 ve 3. sıradılar. Yiğit Akgüz, Ertuğrul Başar, Kuzey Çıkırıkçı, Tolga Özbenli, Onur Özbek, Fatih Sengin, Hüseyin Yılmaz ilk konu kapatan isimler ve artık formasyona geçtik. Bugünün bana göre en çok dikkat çeken ismi Belyacan Musa Başoğlu 5. sırada ve Efe Akyüz de 7. sırada start alacak. İki isim de performanslarını üst seviyeye çıkartmış durumdalar. 5 ve 7. sıradalar. Yine arkalardan yükseliş izleyebileceğimiz isimler de var. Onur Özbek, Hüseyin Yılmaz ve Kuzey Çıkırıkçı bu 3 isim. Özellikle son 3 sıradalar ve yani son 3 sıradan yükselecekler. En çok sırayı bu üçlü kazanır diye tahmin ediyorum. 70 turluk bir Kanada GP bizleri bekliyor. Uzun bir yarış olacak. Tabii 99 dakikalara, 100 dakikalara alışmış durumdayız. %100'lük yarışlarda çok ciddi bir performans. Şampiyonlar duvarında neler olacak? Onlar da merak uyandıran sorular. Umut Koca Yiğit acaba geçen seneden sonra bu sene neler yaşayacak bu pistte? O da tabii ki ciddi bir soru işareti. Hava durumu bildiğim kadarıyla full güneşli. Yani yağmur yağmayacak diye biliyorum ama tabii %100 emin değilim ama bildiğim kadarıyla yağmur yok. Birazdan onu da göreceğiz. Birazdan bilgi alırsam onu da sizlerle paylaşırım. Lastik seçimlerine de bakalım. Orta hamur ve yumuşak hamur var. Bol miktarda sert hamurla başlayan bir isim yok. Ve artık tüm araçlar yerlerini aldılar. Ve şimdi 5 kırmızı ışık söndü. Gökhan Keray yine çok hızlı kalktı. Hakan Ottaş biraz yavaş kaldı. Yiğit Akgüz ve Umut Koca Yiğit. Yandan şimdi hata kalktı. Ve ilk viraja Gökhan Keray ilk sırada girdi. İkincilik için Hakan Ottaş ve Umut Koca Yiğit arasında bir mücadele var. Şu an için Hakan Ottaş önde gözüküyor ama bir sonraki virajda biraz içeride kalacak. Ve Umut Koca Yiğit ikinci sırayı aldı. Arka tarafta yine Belyacan Musa Başoğlu 5. sırada ve Tolga Özben 3 sıra kazanarak 6. sıraya yükseldi. Orhan Başaran da yine aynı şekilde. O da 8. sırada. Ertuğrul Başar startın kaybedeni oldu. 10. sıraya geriledi. Yine sarı bayraklar var Melih Ertekin için. O da piste döndü. Yarışa devam ediyor. Yiğit Akgüz de hemen arkasında Hakan Ottaş'ın ve tabii ki bu üçlü mücadelede yine kopan Gökhan Keray oldu. 1.8 saniye ilk turda, daha tur bitmeden 1.8 saniye fark açıldı. Erdem Yıldırım da yavaş bir şekilde devam ediyor da ufak hata geldi galiba ondan da. İşte burada viraj kesen bir isim Tolga Özbenli. Efe Akgüz sıra kaybetmeye devam ediyor. Şimdi takım arkadaşı da Mehmet Ali Akgüz de Efe'yi geride bıraktı. 11. sıraya geriledi. Pit yapan isimler var. Kuzey Çıkırıkçı pitte 18. sıradan başlamıştı. Şu an son sırada yarışa devam ediyor. Ve Umut Koca iddia ikinci turda 3 saniyelik bir ceza. Eğer yarış bu yakın tempo ile devam ederse
Mahmut Koca Yiğit için çok ciddi bir dezavantaj olacak bu durum. Ki genelde özellikle ilk üçlüde farkların çok yakın olduğunu düşünürsek bu ciddi bir sıkıntı olacak Umut için. Tabii daha biraz daha fazla ceza görebiliriz burada. Şimdi DRS de açıldı. Bakalım Hakan Ottaş Umut Kocayiğit'e karşı bir atak deneyebilecek mi? Erdinç Uçsever'de yine 2 sıra kazanan bir diğer isim de Orhan Başaran. 7. sırada Tolga Özbenli muhtemelen o virajı kestikten sonra biraz geriye düştü. Listeyi ne yazık ki küçültemiyorum. En fazla yapabildiğim bu kadar olabiliyor. Onun dışında bir şey yapamıyoruz. Erdinç Uçsever ve Ali Acan Musa Başoğlu'nun arkasında 0.6 saniye fark var. DRS de açık bir şekilde geliyor. .13.483 en hızlı tur Hakan Ottaş'tan geldi. Faküs takım arkadaşının arkasında tutunabilirse bölgeden rahat bir şekilde yarışı da götürebilir. Lastiklere bakalım. Lastiklerde gerçekten softla başlayanlar ciddi bir şekilde avantajlı. Tabii orta hamurla başlayıp 2 sıra kazanan bir Erdinç Uçsever de var ve şu anda Belyacan Musa Başoğlu'nu zorlamaya devam ediyor. Güzel performans geliyor Erdinç Uçsever'den en azından ilk 4 tur için. Eğer devamında da aynı tempoyla devam edebilirse podyumu bile zorlayabilir bu tempoyla. Ve Tolga Özbenli son virajda Orhan Başaran'ı geride bıraktı. Burada biraz dışarı açıldı ama tabii ki sonraki viraj içinde avantajlı bir konuma gelmiş oldu. Biraz da güzel oturdu. Fatih Zengin arkada yine bu ikiliden hızlı gözüküyor ama geçiş yapmak biraz zor DRS'ler açıkken. Gökhan Keray 2 saniyenin üzerine çıkaramadı farkı. 2 saniye 1.5 saniye arasında geziniyor ilk sırada farklar. Erdinç Uçsever bu kez düzlük öncesi yakın çıktı ve Ali Ercan Musa Başoğlu'na 0.4 saniye. Ve Orhan Başaran da 3 saniyelik cezayı aldı. Şimdi bir Erdinç'e dönelim. Fatih Zengin Orhan Başaran'ın yanında burada dışarıda kalacak. Orhan biraz daha avantajlı ama çıkışta şimdi yanında kalmaya devam ediyor Fatih Zengin. Orhan Başaran hala içeride ama burada birazcık mesafe bırakmak zorunda kaldı. Arka tarafta da Mehmet Ali Akyüz var. Bunun hemen arkasında da Efe Akyüz. İki takım arkadaşı önündeki ikiliyi zorlamaya başladılar. Ya
Mehmet Ali Akyüz bir deneme yapmaya çalışıyor. Şimdi içeride kalacak. Çok güzel girdiler viraja. Çıkışta da neredeyse aynı hızda kalktılar. Yan yana devam ediyorlar. Son viraj biraz kritik olacak. Şimdi Fatih Sengin arkasına geldi. Mehmet Ali Akyüz'ün. Mehmet Ali Akyüz 9. sırada. Erdinç Yurtsever. O da ilk virajda içeriden bir atakla 5. sırayı aldı. Arka tarafta da sıra değişiklikleri var. Efe Akyüz ve Ertuğrul Başar mücadele içindeler ve Fatih Sengin bir kez daha burada da spin atmadan geçmeyeyim dedi. 18. sıraya gerilemiş oldu. Aslında güzeldi mücadele. Ne yaşandığını tam göremedik. Belki bir temas olmuştur. Ama burada da spinsiz dönmedi Fatih Sengin. Yeniden buradaki mücadeleye dönelim. Çünkü burası gerçekten karışık. Hüseyin Yılmaz 12. sıraya yükselmiş durumda. Şu an pist üzerinde en çok sıra kazanan isim oldu. Son sıradan başladı. 12. sıraya kadar yükseldi ve şimdi de Ertuğrul Başar'ın arkasında. Buradaki mücadelelerden yine Tolga Özbenli biraz kurtuldu. Ön tarafta farkı açtı. Mehmet Ali Akyüz şimdi içeride. Orhan Başaran'la geldiler yan yana. Mehmet Ali Akyüz çok güzel tuttu aracı gerçekten. Çok iyi kontrol etti. Ertuğrul Başar spin attı. Şimdi de arkalarında bu kazadan temastan kaçmaya çalışan Ertuğrul Başar spin attı. Efe Akyüz ve Mehmet Ali Akyüz iki takım arkadaşı yer değiştirdiler. Biraz da ben zorlayayım dedi herhalde Efe. Orta hamurlar var. Tabii 8. turda softlar biraz etkisini kaybetmiş olabilir. Lastik ömürleriyle ilgili şu an bir bilgim yok. Ve arka tarafta yine bir spin atan isim var. Erdem Yıldırım. Hakan Ottaş oldukça yakın Umut Koca Yiğit'e ve Umut da Gökhan'la arasındaki farkı kapatmaya çalışıyor. 1.8 saniye. Fazla yakın isim var. Önce ikincilik mücadelesi için Umut Koca Yiğit ve Hakan Ottaş ikilisine bakalım. Bu ikilide çok fazla bir zorlama yok açıkçası. Fark da korunuyor ön tarafta Gökhan Keray'la. O yüzden Hakan Ottaş da muhtemelen çok fazla zorlamıyor Umut'u. Daha yarış çok uzun zaten. 10. turu geride bıraktık. Efe Akyüz dışarıdan geldi. Ve Orhan'ı geçti. Ve arka tarafta Mehmet Ali Akyüz. Orhan Başaran'la temas yaşadı. Orhan Başaran son virajdan çıktıktan sonra aracın kontrolünü kaybetti. Muhtemelen tabii orada Mehmet Ali Akyüz'ün de kanadı paramparça olmuştur. Ve acayip bir şekilde ben de ona bakıyordum demin. Orhan Başaran'da hasar yok. En azından görünen o. Fakat Mehmet Ali Akyüz kanadı kırık bir şekilde yarışa devam ediyor. Evren Şahin şimdi yanında.
Evet, gerçekten bu temastan sonra Alfa Romeo nasıl yola devam ediyor? Ciddi bir soru ama ne yazık ki bu şekilde oyunun şartları. Mehmet Ali Akgüz pite girdi. Evren Şahin biraz fazla yavaşladı. Onur Özbek de yanımda şimdi. Bu şekilde bir yer değişikliği talebi var galiba Onur Özbek'te ama Evren Şahin bunu istemedi galiba. Arkada kaldı Onur da. 12 ve 13. sıradalar. Umut ve Gökhan arasındaki fark 1.3 saniye. Fatih Zengin'e bakalım, o da Orhan Başaran'a yakın. Yine aynı şekilde Ertuğrul Başar da Haas'lara yaklaştı. Ve Gökhan Keray pitte. Gökhan Keray pitte. Softları değiştirdi. Orta hamura geçti. Umut Koca, İt ve Hakan Ottaş 1 ve 2 oldular. Gökhan pit'e girdikten sonra takım arkadaşının da hemen arkasında çıktı. 7. sırada Gökhan Keray. İki bakalım pite girecek mi? Önce Erdinç Ürsever'i izleyelim. O da gerçekten çok iyi bir tempo ile devam ediyor. Yiğit Akgüz'ün hemen arkasında 0.4 saniye. Ve ilk iki devam etti. Umut Koca, İt ve Hakan Ottaş devam ettiler. Yiğit Akgüz de 3. sırada, o da devam etti. Ferrari'ler yer değiştirdi. Gökhan Keray 6. sıraya yükseldi. Ve Yiğit Akgüz ve Erdinç Ürtsever ilk virajın ardından Erdinç Ürtsever 3. sırayı aldı. Yiğit Akgüz 4. sıraya geriledi. Bu lastiklerle daha da fazla tutunamayacaktır. Ama arkasında kaldı, her saniye bir kar olacak Yiğit Akgüz için. Erdinç Ürtsever'in takım arkadaşı Kuzey Çiftlikçi 15. sıradaydı. Tam Kuzey Çiftlikçi'den bahsederken gerçekten spin atması da değişik bir durum oldu. En azından hasar yok. 19. sırada yarışa devam ediyor. Bir kez daha pite girmedi Umut ve Hakan ikilisi. Gökhan Keray ve Ali Ercan Musa Başoğlu'nun arkasına ama o kadar hızlı geldi ki son virajdan öyle hızlı kalktı ki hemen Ali Ercan Musa Başoğlu'nun yanına geldi. İlk virajla beraber de 4. sırayı almış oldu. Yiğit Akgüz pitte. Pit yapan isimlere bakalım. Tolga Özbenli de pite girdi. O da 13. sırada. Bu grubun arkasında Yiğit Akgüz, Onur Özbek, Fatih Singin, Tolga Özbenli.
Umut Koca it bitti. Hakan Ottaş bir kez daha burada da devam edip ilk bölümü uzatmayı tercih etti. Muhtemelen o da bir sonraki tur pite girecektir. Erdin Çürsever de ikinciliğe yükselmiş oldu. Şimdi de Gökhan Keray 0.5 saniye Erdin Çürsever'le arasındaki fark. Erdinç'in ufak bir hatası oldu ve Gökhan Keray da yanından uçarak geçti gerçekten. Ve ikinci sırayı aldı Hakan Ottaş şimdi pitte. Pit çıkışında konumu çok kritik olacak Hakan Ottaş'ın. Gökhan Keray'dan 1.13.419 geldi. 1.15 ile dönen Erdin Çürtsever. Yine 1.15 ile dönen Umut Kocayiğit. Bu grubun arkasından Hakan Ottaş şimdi Umut Kocayiğit'in önünde pitten çıktı. Ve 4. sırayı aldı. Yarış üzerinde genel olarak pit yapmayan isimleri dışarıda bırakırsak Gökhan 1, Hakan 2, Umut 3. sırada. Fakat Umut'ta sıcak lastikler var. Şimdi Hakan Ottaş'ın yanına geldi. Hakan Ottaş biraz hava koridorundan da yararlanıyor. Hatta atağa da kalktı. Ve Umut'a izin vermedi. Önlerinde Belli Acan Musa Başoğlu var. Geçiş yapılacak yer çok kritik olacak. Şimdi Umut Kocayiğit güzel kalktı ama Hakan Ottaş'la da yine DRS olacak. O yüzden bu bölümde geçiş zor olacak Umut için. Tabi öndeki Belyacan Musa Başoğlu olayı biraz karıştırabilir. Bir ufak temas arkadan Umut ve Hakan arasında gerçekleşti. Şimdi arkadan bir kez daha deneyecek Umut Kocayiğit. İçeriye almaya çalıştı ama Hakan Ottaş çok güzel kapattı içeriği. Dışarıdan geldi, biraz sıkıştırdı Hakan. Ve Umut Kocayiğit zor da olsa tuttu aracı. Şimdi yeniden Hakan Ottaş'ın arkasında. Yaklaşık 6 saniye fark var Gökhan Keray'la bu ikilinin arasında. Hakan Ottaş ve Ali Acan Musa Başoğlu'nu geride bıraktı ama Umut Kocayiğit de hemen arkasında. O da ilk viraja gelirken hatanı yaptı. O da 4. sırayı aldı. Fark 1.1 saniye Umut Kocayiğit ve Hakan Ottaş arasında. Şimdi Hakan'ın atacağı bu tur çok önemli. Bu fark korursa, DRS vermezse, hatta ön tarafta Erdin Çürtsever de var yakın bir bölümde. Oradan da DRS alabilir. Güzel bir konumda Erdinç'i de geçebilirse, o zaman Umut'un bir kez daha yakalaması biraz zor olabilir. Akdüz Ertuğrul Başar'ın arkasında. Burada da güzel bir 8.lik mücadelesi var Evren Şahin.
Arkasında Ertuğrul Başar, Yiğit Akyüz ve Tolga Özbenli'yi toplamış durumda. Riskli bir atak Ertuğrul Başar'dan ama gayet başarılı bir şekilde geride bıraktı Evren Şahin'i. Hemen arkasında Yiğit Akyüz de Evren Şahin'deki ivme kaybından yararlandı ve o da 9. sırayı aldı. Çıkıkçı'nın arkasında da bir grup var. Melih Ertekin, Çağrı Çiçek. Filin arkasında bir sarı bayrak. Evren Şahin. Ve bir kırık kanat parçası da var. Ve o kanat parçası Evren Şahin'den uçmamış gözüküyor. Ertuğrul'da da herhangi bir hasar yok. Galiba Yiğit Akyüz'de. Evet, Yiğit Akyüz'de kanat komple yok. Yiğit Akyüz daha yeni pite girip çıkmıştı. Umut Koca ilk 1.13.092. Erdin Çurtsever de 4. sıraya geriledi. Hakan Ottaş ve Umut Koca ilk yeni lastiklerle geride bıraktılar Erdin Çurtsever'i. Umut Koca ilkten bir kontra geldi. Yiğit Akyüz pitte. Kuzey Çıkırıkçı 18 turluk softlarla yarışa devam ediyor. Son attığı turlara bakacak olursak 1.15.325. Aslında ön taraftaki Erdin Çurtseverle takım arkadaşıyla yaklaşık aynı turları atıyor. Lastikleri sonuna kadar sömürmeye devam ediyor Kuzey Çıkırıkçı. Erdem Yıldırım'a da ceza geldi. Mehmet Ali Akyüz, Melih Ertekin'in yanında. Melih Ertekin burada daha fazla zorlayamadı. Ön tarafta bir spin bir kez daha Evren Şahin. Takım arkadaşı da geçti ve herkes geçti. Yiğit Akyüz de geçtikten sonra 20. sırada bir de duvara vurarak galiba kanat kırdı Evren Şahin. 19 turluk lastikleriyle kanat kırık gözükmüyor ama o kanatta kırık kesinlikle vardır. Olmama ihtimali gerçekten çok düşük. ...5.7 saniye Gökhan ve Hakan arasındaki fark. Kuzey Çıkırıkçı da pite girdi çıktı, o da 19. sırada. Yarışa devam ediyor. Yiğit Akyüz yine aynı şekilde softlara geçti. 18. sırada. Fatih Sengin'den bir atak izleyebiliriz. Melih Ertekin bu bölümde eski lastikleriyle biraz yavaş kaldı. Fatih Sengin de yaşı ve Fatih Sengin'den bir spin daha. Neyse ki kanat kırmadı. Hızlı bir şekilde döndürdü aracını ama 5 saniye falan kaybetmiş oldu. Hatta 5 saniyeden fazla, 10 saniye yakın bir kaybı oldu. Fatih Sengin'in gerçekten bu sıkıntılara çözüm bulması lazım. Yiğit Akyüz bu arada Orhan Başar'ı geçti. O da 16. sıraya yükseldi.
Gerçekten birilerini övmemek lazım olabilir. Erdinç Ürsever pitte. Tolga Özbenli'nin önünde pitten çıktı. Aykut Doğan'ın hemen arkasında. Ön tarafta bir üçlü var. Veli Acan, Musa Başoğlu, Efe Akyüz ve Aykut Doğan üçlüsü. Bu üçlü de 22 turluk orta hamur var. Bu lastiklerle dayanmaya çalışıyorlar. Tolga Özbenli hemen arkasında Erdinç Ürsever'in. Hazır lastikleri soğukken geçebilecekse geçmesi lazım aslında Tolga'nın, ama o da olabildiğince zorluyor. Efe Akyüz de pitte. Belya Can, Musa Başoğlu ve Aykut Doğan hala devam ediyorlar. Şimdi Erdinç Ürsever içeriden geldi. Atağını yaptı ve Aykut Doğan'ı geride bıraktı. Tolga Özbenli de hızlı bir şekilde Aykut Doğan'ı geçip esas rakibi olan Erdinç Ürsever'i yakalamaya çalışacak. İsimleri VRS açık. Tolga Özbenli deneyecek gibi oldu ama son anda vazgeçti. Şimdi düzlükte RS ile beraber Aykut Doğan'ı geride bıraktı. Hızlı bir şekilde Erdinç Ürsever'in arkasına geldi. Yiğit Akyüz de 14. sırada. Softlarla hızlı bir şekilde yükselmeye devam ediyor. Yine attığı turlara bakalım. Yiğit Akyüz'ünde 1.14.874 attığı son tur. Önündeki rakibi 1.14.576 Erdem Yıldırım. Ve burada yaptığı geçişlerin de süre kaybı var. Startı da bir göz atalım. Startta Hakan ve Umut yan yana gelmişlerdi. Sonrasında yeniden Hakan yukarı çıktı. Tolga Özbenli yine güzel sıralar kazandı. 6. sıraya yükseldi. Sonrasında Umut Koca Yiğit burada işte bir kez daha öne geçerek 2. sırayı almıştı.
Gökhan Keray'dan ilk tur farkı geldi Evren Şahin'e. Biraz Gökhan Keray'ı da izleyelim. Gerçekten yarışlarda belki de ilk sıradaki isimler en çok görünmesi gerekirken bazen en az görünen isimler olabiliyor böyle farklar olduğu zaman. Gökhan Keray'ı da bu sebeple bu sezon çok fazla göremedik çünkü birçok yarışı ilk sırada tamamladı. Gerçekten çok iyi bir performansı var bu sene. Eğer bu sezonda şampiyon olarak kapatırsa üst üste ikinci kez şampiyon olmuş olacak. ...5.6 saniye fark var Gökhan ve Hakan arasında. Yine sarı bayraklar var. Aykut Doğan 27 turluk lastikleriyle hala devam ediyor. Aynı şekilde Ertuğrul Başar da. Arka tarafta da Melih Ertekin ve Onur Özbek hala bu lastiklerle devam ediyorlar. Yavaş yavaş sıra kaybetmeye de devam ediyorlar. Pist dışında bir isim var. Evren Şahin. Yanlış görmediysem evet, Evren Şahin. Temas gelebilir orada, son anda durdu F600. Şimdi de bir atak deneyebilir. Ön tarafta da DRS açık olmuş oldu. Evren Şahin öyle güzel bir yerde durmuştu ki gerçekten DRS'yi de vermiş oldu Ertuğrul Başar'a. Çıkıcı 15. sıra yükseldi. Birazdan F200'den bir atak izleyeceğiz gibi gözüküyor. Çünkü artık Ertuğrul'un gerçekten lastikleri çok sıkıntı yaşatmaya başladı. Tur zamanlarına baktığımızda 1.15.078. Ertuğrul'un son turu derken F200'de 9. sırayı almış oldu. Yiğit Akyüz'e 3 saniyelik bir ceza. Hüseyin Yılmaz gerçekten çok iyi bir yarış çıkartıyor. Son sıradan başladı. 7. sıraya kadar yükseldi. Şimdi önünde Aykut Doğan var. Onu da birazdan avlayacak. 12 turluk lastik farkları var aralarında.
Hüseyin Yılmaz geçti ve Aykut Doğan da pite girdi. Geçildiği anda o da pitin yolunu tuttu. Ve hardlara geçiyor Aykut Doğan. Sert hamura geçti. Sert hamura geçen ilk isim oldu. İşte duvara ufak temaslar da oluyor. Gerçekten şöyle bir sürterek geçiyorlar ama hasar verecek seviyede değil bu temaslar. Umut Koca it bu arada çok yakın Hakan Ottaş'a. Yarım saniyelik bir fark var aralarında. Hakan Ottaş'la Gökhan Kerer arasında da az bir fark var. Ve Onur Özbek. Onur Özbek pit çıkışında biraz yavaş kaldı. Sanırım soğuk lastiklerle frenlemede bir sıkıntı yaşadı. Melih Ertekin de yine sert hamura geçen bir diğer isim oldu. Alpinler sert hamura geçtiler. Gökhan'la fark kapanmaya başladı. 5.1 saniye. Gökhan'la 5 tur daha erken pit yapmıştı rakiplerinden. 4 tur daha yaşlı lastikler var. Daha eski lastikler var. Çıkıkçı Erdem Yıldırım'a karşı uçarak geliyor yine. Hüseyin gerçekten yaptığı setuplarda düzlük hızları çok iyi oluyor. Virajlarda belki sıkıntı yaşayabilir ama gerçekten düzlük hızı çok yüksek oluyor ve geçişi de yaptı. 13. sıraya yerleşti. Yiğit Akküz şimdi Mehmet Ali Akküz'ün arkasında. Onda da 13 turluk softlar var. ...4.8 saniye... ...Gökhan ve Hakan arasındaki fark... ...artık... ...hedefi gördüler bu ikili. Geçtim ama gözüm bir yandan da Hakan ve Umut'un sürelerinde. Yiğit Akküz şimdi dışarıya açıldı. Viraj çıkışında bariz bir hız farkı var. Ve öne geçti. 11. sırayı aldı Mehmet Ali Akküz'den. Yeniden Umut Koca Yiğit'e dönelim. Umut geliyorum dedi. Şöyle bir içeriden Hakan'ın aynalarında gözüktü. Sonradan yeniden içeri geldi. 0.2 saniye. Gerçekten çok yakınlar. Hakan Ottaş'la. Bu Hakan Ottaş hasarsız ama arkayı kaybetti. Ve Umut Koca İt'e de geçilmiş oldu. Hala 1 saniyelik aralıkta. 0.9 saniye fark ama
Tabii ki ikincilikte konumunu kaybetmiş oldu Hakan Ottaş. Son turlarda Umut Koca it biraz daha hızlıydı. Geçişi de denemeye başlamıştı ve bu baskı işe yaradı. Hakan Ottaş ikinci sırayı Umut Koca it'e kaybetmiş oldu. Altıncı tura geldik. Artık yarışın yarısını geride bırakmış olduk. Ve Tolga Özbenli kanadını paramparça etti. Düzlüğün çıkışında muhtemelen orada direkt olarak duvara vurdu. Kontrolü kaybedip ve şimdi pite girdi Tolga Özbenli. 21 turluk orta hamuru vardı. En azından lastiğini yenilemiş olacak. 35 tur bu lastiklerle gitmesi gerekecek. Ertuğrul Başar'a baktığımız zaman aslında 34 tur hem de daha dolu depoyla devam etti. 35. tura da girdi hatta Ertuğrul Başar. Demek ki Tolga Özbenli de orta hamurlarla yarışı şimdi pitten çıkıp bitirebilecek. Ama tabii son turlarda hızı ciddi şekilde azalacaktır. Çağrı Çiçek yine bugün hızlı isimlerden 9. sırada. Yoğunluklu orta hamur kullanılıyor gerçekten. Şu an 4 isim dışında herkeste orta hamur var. Özellikle softla başlayanlar direkt 2 orta hamurla devam ediyorlar. Ve Ertuğrul Başar yarış dışı. Ertuğrul Başar yarış dışı. Kuzey Çıkrıkçı çarptı Ertuğrul Başar'a. Bu ikili yarış dışı. Gördüğüm kadarıyla Ertuğrul Başar spin attı, ardından da Kuzey Çıkrıkçı aracını görmedi ve Ertuğrul Başar'a çarptı. Gerçekten kötü bir kaza oldu. Aslında Ertuğrul devam edebilirdi. Güvenlik aracı çıktı bu arada. Ertuğrul aslında devam edebilir bir konumdaydı. Ama Kuzey Çıkrıkçı bu temasın ardından iki isim de yarış dışı kaldılar. Gökhan Keray pite giriyor. Tabii ki Umut Kocayit ve Hakan Ottaş da pite gireceklerdir. Hakan Ottaş az da olsa bekledi. Fatih Sengin'i bekledi. Ama bir kaybı olmadı açıkçası. Fatih Sengin de 15. sırada neredeyse tur farkı gelecekti Fatih Sengin için de, ama şimdi yeniden grubu yakalayacak. Hüseyin Yılmaz pitte. Ve pitten de 7. sırada çıkabilecek mi bakalım. Çıktı diyebiliriz. Tabii ki bu noktadan sonra muhtemelen Tolga'ya geçilmeyecektir ama. Evet, 7. sırada çıktı gerçekten. Hüseyin Yılmaz için mükemmel tempo devam ediyor. 7. sırada ve yeni orta hamurlara geçmiş durumda. Şimdi arkadan tur farkı için gelecek olan isimler var. Evren Şahin'in işi zor. Onun önünde çok fazla isim var ama belki Onur Özbek ve Melih Ertekin için bir şans olabilir. İtak yüzde pite girdi çıktı.
O da yeniden grubu yakalamak için en arkadan devam edecek. O da sert hamurda. Alpinlerden sonra önce Erdem Yıldırım, ardından da Yiğit Akyüz sert hamura geçtiler. Yorumlara bakıyorum ben de bir yandan. Kuzey'in yorumu kazayla ilgili şu şekilde. Bir saniyelik arkama baktım. Önüme bir döndüm. Ertuğrul karşımda diyor. Onur Özbek ve Melih Ertekin şu an için sıralama olarak bakacak olursak Erdinç Ürtsever'in konum olarak bakacak olursak Erdinç Ürtsever'in arkasındalar. Orada Kartalan Yılmaz, o da yeni abonemiz olmuş. Teşekkür edelim Kartalan'a da. Ertekin ve Onur Özbek arasında bir sıra krizi var galiba. Erdinç Ürtsever yavaşladı ama yavaşlamak yetmiyor ne yazık ki. Pist dışına çıkması lazım. Eğer pist dışına çıkarsa ancak o şekilde yol verebilir bu ikiliye. Grupta toplanmak üzere artık aslında bu tur son şanslar diyebiliriz. Belki burada yol verebilir. Ama burada da olmadı. Onur Özbek ve Melih Ertekin yol istiyorlar ama tabii ki karar tamamen Erdinç Ürtsever ve öndeki diğer isimlerde. Eğer bu isimler izin verirse ancak bu durum gerçekleşebilir ve şu an artık bu saatten sonra bu geçiş imkansızlaştı. Çünkü bu tur güvenlik aracı içeriye giriyor. Kankeray yeniden yarışı başlatacak. İlk sırada 40. turda. Evet, Doğukan Nadas da bu arada yeniden abone olmuş. 5. ayında o da. Nice nice aboneliklere demiş. Teşekkür edelim ve Gökhan Keray da yarışı başlattı. Güzel bir yerde başlattı. Garanti bir konumda şu an. Hakan Ottaş da Umut Koca Yiğit'e bir atak deneyebilir ama mesafe biraz fazla oldu. Erdinç Ürtsever 4. sırada, arka tarafta Belya Can Musa Başoğlu ile tabii ki arkasında Melih Ertekin ve Onur Özbek olduğu için birazcık ortalık karıştı orada ve farklar da açıldı. 2.2 saniye Erdinç Ürtsever Belya Can Musa Başoğlu farkı. Belya Can'da ve Efe'de biraz daha, yani 13 turluk ve 17 turluk lastikler var. Biraz daha eski lastikler var. Tabii bu yüzden de arkalarında bir konvoy oluşturma ihtimalleri var. Şimdi Hüseyin Yılmaz 7. sırada. Onun arkasında da Tolga Özbenli. Bu ikiliyi zorlamaya başladılar bile. 0.2 saniye ile hemen arkalarındalar. Tolga Özbenli şimdi riskli bir atak denedi.
Hüseyin Yılmaz da tutunmaya çalıştı ama olmadı. Tolga Özbenli 7. sırayı aldı. Arka tarafta da Çağrı Çiçek ve Orhan Başaran. Aykut Doğan 9. sırada. Şimdi yeniden Hüseyin Yılmaz'a bakalım. Hüseyin Yılmaz sırasını geri almaya çalışıyor ama burası riskli bir viraj ve Tolga Özbenli'ye de 3 saniyelik ceza geldi. Yarışta yeniden heyecan başladı. Hüseyin Yılmaz şimdi içeriden atağını yapacak. Tolga Özbenli dışarıda kaldı. Bir sonraki viraj için Tolga avantajlı ve bu avantajı da güzel kullandı. 7. sırayı, sırasını korudu Tolga Özbenli. Arka tarafta Evren Şahin, Onur Özbek ve Melih Ertekin için artık farklı bir yarış var. Elyacan ve Efe sıralarını koruyorlar 5 ve 6. sırada. Aynı şekilde 4. sırada da Erdinç Ürtsever. Biraz daha garanti bir yerde o. 2 saniye arkasındakilerle fark var ama ön taraftaki üçlü Gökhan, Umut ve Hakan üçlüsü daha güvenlik aracı çıkalı bir tur olmasına rağmen Erdinç Ürtsever'e 5,5 saniye fark açmış durumdalar. Ve 6 saniyeye kadar açılıyor fark tabii ki. Erdinç Ürtsever'de 20 turluk orta hamurlar var. İlk üçte 5 turluk orta hamurlar var. Tabii ki her şeye rağmen Gökhan Keray yeniden 1 saniyenin üzerine çıkarttı farkı. Bu arada hava kapandı. Hava kapandı. Bir yağmur ihtimali var mı acaba? Bir anda kara bulutlar çöktü. Özellikle son sektöre. Bu arada Kartalan Yılmaz'dan bir de hediye abonelik gelmiş. Onu da bir kez daha teşekkür edelim. Yeni abonemize de tekrar hoş geldin diyelim. Recep Özbek bizi hiç yalnız bırakmıyor yarışlarda gerçekten. Abonelik güzel bir yere gitmiş. En azından bunu söyleyebilirim. Turlara bakalım. 1-12-2. Gökhan Keray'ın attığı turlar 1-12-2. Umut Kocaeğit ve Hakan Ottaş 1-12-5 ile dönüyorlar. 0,3 saniyelik bir fark var aralarında. Arkasındaki grup Erdinç Ürtsever'le başlayan grup 1-14-6, 1-14-3 o civarda dönüyorlar. Yani 2 saniyelik bir fark var İlk üçlü ve arka grup arasında. Tolga Özbenli 6. sırada. Efe Aküz'ün önünde. Aynı şekilde Hüseyin Yılmaz da şimdi. Efe Aküz'ü zorlamaya başladı. Dışarıdan gelecek Hüseyin Yılmaz. Ama Efe Aküz buna izin vermedi. Hüseyin Yılmaz zorlamaya devam ediyor ama arkasında da Aykut Doğan tehdidi var. Kazanılan sıralara şöyle bir bakalım. Gerçekten
Çünkü Aykut Doğan da başladığı yerin çok ötesinde. Hüseyin Yılmaz 12 sıra kazandı ve şimdi 13. sırayı da kazanmak üzere Efe Akyüz'ün yanına geldi. Ve 7. sırayı aldı. Tolga Özbenli de Belyacan Musa Başoğlu'nun yanında. O da 5. sırayı aldı. Ve şimdi Erdinç Ürsever'in arkasına gelecek. Erdinç'e göre daha yeni lastikleri var. 13 turluk fark var lastikler arasında. Hüseyin Yılmaz da Belyacan Musa Başoğlu'nu geçip Tolga Özbenli'nin arkasına takılmak istiyor. Aykut Doğan şimdi sırada Efe Akyüz'ü geçmek için 8. sırayı almak için bekliyor. Arkada bir kez daha Fatih Zengin'e aslında çok da dönmek istemiyorum. Çünkü Fatih Zengin'e döndüğümde bir spin gelebiliyor ama Fatih Zengin ve Yiğit Akyüz gerçekten güzel geliyorlar. Şimdi önlerinde Alfa Romeo'lar var. Alfa Romeo'lar birbirlerine girdiler. Gerçekten olacak iş değil. Orhan Başaran ve Çağrı Çiçek birbirlerine girdiler ama nasıl olduysa hasar yok gibi diyordum ama Orhan Başaran devam ederken Çağrı Çiçek bite yöneldi. Kanat değişikliği yapılmadı. Sadece lastik değişikliği yapıldı. Aykut Doğan çok zorluyor gerçekten. Ama son turlarda olmadığımız için çok tedirgin değilim Aykut'la ilgili. Son turlarda olsaydık biliyorsunuz Aykut'un fix son tur kazaları var. O yüzden umarım bu yarış son tura tek başına girer. Mehmet Ali Akyüz çok güzel geldi. Hem takım arkadaşını hem Aykut Doğan'ı geride bıraktı ve 8. sırayı aldı. Aykut Doğan da şimdi yeniden Mehmet Ali Akyüz'ü geçmek için gelecek. Ama artık işi zor gerçekten. Efe Akyüz'le lastik farkı vardı. Biraz daha rahat geldi ama Mehmet Ali Akyüz gerçekten fırsattan çok güzel yararlandı. Ve şimdi de farkı 0.8 saniyeye kadar açtı. Tolga Özbenli Erdinç Ürsever'in arkasında. Düzlükte artık geçmemesi için bir sebep yok. Bir tarafta da ikincilik mücadelesi var ama orada geçiş pek mümkün değil gibi gözüküyor. Şu an için bir sonraki tura kaldı. Buradaki geçişte eğer bir hata yaşanmazsa bir sonraki tura kaldı diyebiliriz. Ama Tolga Özbenli gerçekten çok güzel çıktı virajdan. Yanına gelemedi. Özbenli Erdinç Ürsever'in yanında biraz yavaş kaldı. Tabii yavaş kalınca Belyacan Musa Başoğlu ve Hüseyin Yılmaz da bu ikiliyi yakalamış oldular. Şimdi DRS ile gelecek Tolga Özbenli.
Erdinç'in yanından geldi ve hızla Erdinç'i geride bıraktı. Dördüncü sırayı aldı. Ferrari için güzel puanlar gelebilir. Şu an için Tolga dördüncü sırada. Erdinç Ürsever'le hızlı bir şekilde fark oluşturması lazım. Çünkü Hüseyin Yılmaz da bu ikiliyi geçtikten sonra Tolga Özbenli'yi yakalayabilecek bir hızda. Artık biraz da ikincilik mücadelesine dönelim. Burada da bir geçiş görebiliriz belki. Yağmur ihtimali ne yazık ki yokmuş bu arada. Onu da öğrenmiş olduk. Keşke bir yağmur yağsaydı bu yarışa. Daha da fazla heyecan katabilirdi ama. Hava kapanıp yarışın sonlarına doğru açılacakmış yeniden. Ben de hava kapanınca şöyle bir belki dedim biraz çiseler. Intermediate'ları görürüz ama ne yazık ki göremeyecekmişiz. Mehmet Erak'ın Aykut Doğan'dan çok fazla kopamadı. Artık 20 turdayız. Gökhan Keray, Umut Kocayit arasındaki fark 3 saniye. Ve Hakan'da da ceza var. Umut'ta da ceza var. 3'er saniye. Tolga Özben'de 6 saniye ceza var. Erdinç Ürsever'de ceza yok. Ama Erdinç Ürsever'in yani pit yapmaması biraz mucize olur gibi gözüküyor. Ya da en azından son turlara doğru çok yavaşlayacaktır. Lastikleri belki yarışı bitirir ama çok ciddi süre kaybı yaşatabilir Erdinç Ürsever'e. Hüseyin Yılmaz, Belyacan Musa Başoğlu'nu geçemedi çünkü Belyacan da Erdinç Ürsever'den DRS almaya devam ediyor. Erdinç Ürsever'de bir 3 saniyelik ceza daha geldi. Bir sarı bayrak ama sarı bayrak Çağrı Çiçek için. Fatih Sengin. Evet, El Akküz'ü geride bıraktı. Önce Aykut Doğan, şimdi de Fatih Sengin. Yiğit Akküz virajı kesti, hatta galiba kanadı da kırdı. Orada bir parça vardı ama o parça ya ben yanlış gördüm ya da Yiğit Akküz'e ait değil gibi gözüküyor. Fatih Sengin ve Gökhan Keray cezasız devam eden iki isim. Gerçekten ikisini de tebrik etmek lazım. 53 turda 0 ceza ile devam ediyorlar. Fatih Sengin biraz fazla spin attı. 3 saniyelik, keşke 3 saniyelik ceza alsaydım o spinler yerine diyordur ama. Yine de şu an için gayet güzel götürüyor yarışı. Bu arada Hakan Ottaş denemelere başladı. Umut Kocayit savunmaya geçti artık.
Ve Erdinç Ursever ters vaziyette duruyor. Şimdi Fak yüzde dar bir alandan geçti ama Erdinç Ursever herhangi bir soruna yol açmadan piste geri döndü. Gerçekten yine güzel götürdü bir yarışta. 54. turda spin attı ve lastikler şu an sıcaktır. O yüzden biraz da dikkatli olması lazım. Yeniden Hakan Ottaş'a dönelim. İkincilik için burada mücadele devam ediyor. İçeriye aldı Umut Koca Yiğit. Dışarıya Hakan Ottaş'a bıraktı. Hakan da dibinde devam ediyor gerçekten. Hüseyin Yılmaz'a bakalım. O da son viraja gelirken Belya Can Musa Başoğlu'nu geride bıraktı. Belya Can yeniden gelmeye çalışıyor ama olmadı. Hüseyin Yılmaz 5. sırada. Şimdi önünde 3 saniye farkla Tolga Özbenli var. Bir temas var duvarla ve Hakan Ottaş da bu sefer bu kez de geçen Hakan Ottaş oldu. 35. turda Hakan Umut'a sırasını kaybetmişti ve şimdi de Umut Hakan'a neredeyse aynı şekilde sırasını kaybetmiş oldu. Hakan 2. sırada, Umut 3. sırada. Son turlarda iyice yavaşlamıştı gerçekten. Şimdi Hakan da Umut'u geride bıraktı. 0.8 saniye fark. Bu noktada alınabilecek olan bir uyarı, bir 3 saniyelik ceza her şeyi değiştirebilir. İlk üçlü de. Umut Koca Yiğit pitte. Pite girerken de 5 saniyelik ceza almış oldu. Şimdi kanat da değişecek Umut Koca Yiğit de. Yeni softlara geçecek muhtemelen. Çok da bekledi. Bakalım Tolga Özbenli'nin önünde çıkamayacak gibi gözüküyor. Evet, Tolga Özbenli Umut Koca Yiğit'in önünde çıkacak. Hüseyin Yılmaz da hatta önünde çıkacak muhtemelen. Hüseyin Yılmaz'la kafa kafaya geldiler. Hüseyin Yılmaz Umut Koca Yiğit'in biraz da önünü kesti aslında. Umut da 8 saniyelik ceza almış oldu. Evet, chatte dönen bir muhabbet vardı gerçekten. Hakan ve Umut kaza yaparsa Tolga podyuma çıkar diye bir konu dönüyordu ve Hakan'la Umut kazayı da yaptı. Sonrasında Umut pite girdi. Ama daha 13 tur var. Aslında çok da belli değil. Çünkü Tolga hemen 2 araç önünde. Umut Koca Yiğit'in Umut'ta yeni softlar var. Biraz zor gözüküyor. 12 tur var. Ama olmaz diye bir şey de yok. Belki Tolga savunabilir. Bu arada Tolga'ya 1-3 saniyelik ceza daha geldi. Tabii cezalarda biraz rahatlığı var. Çünkü Hüseyin Yılmaz'da da 9 saniyelik ceza var. Belya Can Musa Başoğlu 6 saniyelik cezaya sahip. Oradan bir 3 saniyelik fark yaratabilirse belki o öne geçebilir. Ama Hüseyin Yılmaz'la Tolga arasında cezalarda bir fark yok.
Efe Akyüz ve Belyacan Musa Başoğlu pitte ve Belyacan da pite girdi. Orada Umut Kocaoğlu uçarak geliyor gerçekten. Yarım saniyeye yakın ilk sektörde bir kazanımı var. Tolga Özbenli'ye karşı bakacak olursak 0.7 saniye fark var ilk sektörde aralarında. Yine ikinci sektörde 1.1 saniye fark var. Zaten farkın ne kadar hızlı kapandığını buradan da görebiliyoruz. Şimdi düzlüğe geldik artık. Düzlükte de yanına geldi Tolga'nın ve geçişi gayet rahat bir şekilde tamamlamış oldu. Umut Koca 3. sırada yeniden. 21 saniye fark var. Önünde Hakan Uttaş'la. Yine Zıtır'ı 1.11.328 ile aldı rakipleri. Gökhan Keray ve Hakan Uttaş 1.12.2 ve 1.12.0 ile döndüler. 0.7 saniye kapatmış durumda diyebiliriz Umut için, ama bu 11 turda yeterli olmayacaktır Umut'a. Bu arada Fatih Zengin cezasız bir şekilde geliyor. Şu an için tam 9 saniye fark var Tolga Özbenli ile aralarında. Eğer Fatih bu konum koruyabilirse 4. sırayı alabilir. İşte cezaların yarış sonuna etkisi gerçekten böyle oluyor. Hüseyin Yılmaz 15 sıra kazandı 5. sırada. Aykut Doğan 10 sıra kazandı, o da 6. sırada. Gerçekten çok iyi iki performans. Dördüncülük mücadelesi çok kritik. Her an her şey olabilir. Erdinç Ürtsever o hatayı yapmasa belki de şu an en azından bir 10 saniye öndeydi bu grubun. Efe Akyüz, Mehmet Ali Akyüz, Erdem Yıldırım üçlüsünün önünde olabilirdi. Fakat şimdi yeniden 12. sıraya geldi. Önünde de Mehmet Ali Akyüz var ve çok fazla zorlanmadı. Mehmet Ali Akyüz de çok fazla zorlamadı ve Erdinç Ürtsever 11. sıraya yükseldi. Şimdi önünde Efe Akyüz var. Tabii onlarda da Efe Akyüz ve Belyacan Musa Başoğlu'nda da yeni softlar var. O yüzden Erdem Yıldırım ve Mehmet Ali Akyüz'ü yakaladığı gibi o grubu yakalayamayacaktır. Fark 10 saniyenin üstüne çıktı. Tolga Özbenli ve Fatih Zengin farkı. Ama şu an için Fatih Zengin 5. sırada gibi gözüküyor. Eğer ceza almazsa Tolga Özbenli, ceza alırsa ya da birazcık daha temposunu arttırırsa 4. olması gayet muhtemel Fatih Zengin'in. Orhan Başaran Erdem Yıldırım'ı geride bıraktı. Ve Fatih Zengin de son virajda Aykut Doğan'ı geçti. 6. sıraya yerleşti. Tolga Özbenli ile fark hala 10 saniye. Fatih Zengin'in. Belyacan şimdi Yiğit Akyüz'ün arkasına. Yiğit Akyüz
sert tamurla devam ediyor. Erdem Yıldırım ve Onur Özbek gibi. Belki bu tur zamanlarına yansıyor Yiğit Akgüz'ün. 1.14.1 ile döndü. Son turu ve Belyacan Musa Boşoğlu 1.12.4 ile döndü. 1.8 saniye fark var tur zamanları açısından aralarında. O yüzden çok fazla onun da tutunması muhtemel gözükmüyor. Belyacan Musa Boşoğlu muhtemelen burada bu virajdan sonra DRS'yi de aldığında Yiğit Akgüz'ü geride bırakacaktır. Tolga Özbenli orta hamurda şu an en çok kullanan isim. 27 turluk orta hamuru var. Orada Yiğit Akgüz fazlaca sıkıştırdı Belyacan Musa Boşoğlu'nu. Fakat yapabileceği çok fazla bir şey yok. Belya şimdi yeniden geldi ve Yiğit Akgüz bir kez daha direndi. Bir kez daha direndi. Viraj çıkışında içeride kaldı Belyacan. Yiğit dışarıda. Ve bir kez daha direndi ama gerçekten çok zor burada şansı. Ama çok güzel savunma yapıyor Yiğit Akgüz. Biraz sert bir savunma ama çok güzel bir savunma. Şimdi bir kez daha DRS ile gelecek. Yine avantajlı konumda olan isim Yiğit Akgüz. Burada da izin vermedi artık düzlükte. Yapabileceği çok da fazla bir şey kalmayacaktır Yiğit Akgüz'ün. Şimdi bir kez daha izleyeceğiz. Çıkışta ufak kayma yaşadı Belyacan. Ama şimdi yeniden RS ile geliyor. İçeriye baktı bir kez daha. Yiğit Akgüz dışarıdan yeniden savunmaya geçti ve burada bir kez daha dışarıda bıraktı Belyacan'ı. Yiğit Akgüz gerçekten son turlarda mükemmel savunuyor. 26 turluk sert hamuru var. Rakibinin 6 turluk softları var. Biraz önce söylediğim gibi tur zamanları açısından baktığımızda 1.2 saniye, 1.8 saniyelik fark var bu ikili arasında ama Yiğit Akgüz savunmaya devam ediyor. Şimdi içeriden geldi ama kontrol edemedi aracı. Yiğit bir kez daha öne geçti gerçekten. Bir türlü geçemedi Belyacan. Şimdi içeride artık çok daha yakın. Viraja gelmeden önüne geçebilir. Ve sonunda Yiğit Akgüz de artık pes etti. Belyacan Musa Boşoğlu 8. sırada. Bir saniye çıktı. Tolga Özbenli Fatih Sengin farkı. Başaran bu kez farklı bir açıyla yine ekranlarda. Bu arada günün sürücüsü oylaması başladı. Günün sürücüsü oylamasına da dahil olabilirsiniz artık. Son 4 turdayız.
oylarınızı kullanabilirsiniz. Orhan Başaran keşke podyuma çıkabilseydi. Takım arkadaşıyla yaşadığı sıkıntıyı ona sorabilseydik. Neler yaşandı acaba aralarında ama yarıştan sonra belki konuşma fırsatımız olur. Podyumda bugün de geçer bu not olarak ama aralarındaki temas gerçekten inanılmazdı. Hele bir de arkalarında rakipler varken hiç olmaması gereken bir temastı. Ve Gökhan Keray yarışın başından itibaren ilk sırada sürdürüyor yarışı. Bayraklar var. Onur Özbek için sanırım. Hayır, Evren Şahin için. Ve ön tarafta şimdi de Mehmet Ali Akyüz için. Evet, günün sürücüsü oylamasını bir kez daha hatırlatmış olalım. Dahil olabilirsiniz artık günün sürücüsü oylamasında da son birkaç dakika muhtemelen yarışla denk vaziyette bitecektir. O yüzden oylarınızı kullanmadıysanız kullanın. Aradığınız seçenekler orada yoksa chat ekranından yazabilirsiniz. Onlar da dikkate alınacaktır. Çağrı Çiçek 5 saniye ceza aldı. Mavi bayraklara uymadığı için. Erdinç Yurtsever. Efe Akgüz'ün önünde 10. sırada. Evren Şahin'e de ceza geldi. Umut Koca it farkı 8.5 saniyeye kadar düşürdü ama bu çok da etki etmeyecek. Çünkü 5 saniyelik de bir pite girerken ceza aldı. O yüzden çok bir şey değişmeyecektir. Fatih Sengin Tolga Özbenli farkı 10 saniyenin üzerinde. Biraz daha rahat bir konumda. Ve yine son turlara gelirken Aykut Doğan tehlikede. Derya Can Musa Başoğlu arkasında. Tek başına giremedi. Derya Can Musa Başoğlu zorlamaya devam ediyor. Yarışın lideri Gökhan Keray son tura girdi. 5 saniyenin üzerindeki farkla son tura girdi Gökhan Keray. Veli Ajan Musa Başoğlu Aykut Doğan'ın önünde. Burada da bir sıra değişikliği oldu. Aykut Doğan zorlamaya devam ediyor. Tehlikeli sularda yüzüyor şu an. Artık Gökhan Keray'a dönelim. Gökhan Keray gayet keyifli bir şekilde direksiyonla ritim tutarak son viraja doğru geliyor.
Ve Gökhan Keray Azerbaycan'da sprint ve yarışı da kazandıktan sonra Kanada'da da yarışı kazanmış oldu. Gerçekten çok iyi bir performans. Gökhan'dan 6,5 saniye fark Hakan Ottaş'la arasında. Şimdi Tolga Özbenli de 4. sırada yarışı tamamlayacak. ...11 saniye fark var. Fatih Zengin'le arasında Hüseyin Yılmaz tamamladı ve Fatih Zengin de çizgi geçtiğinde 9 saniyelik cezası vardı Hüseyin Yılmaz'ın. Onun önüne geçmiş olacak. 5. sıra geldi Fatih Zengin'e. Meliacan Musa Başoğlu 7. sırada, Erdin Çurtsever 8. sırada yarış tamamladı. Hüseyin Yılmaz oyun tarafından seçildi. Fakat sizler tarafından seçilen isim Tolga Özbenli oldu. Gerçekten güzel bir sonuç Tolga Özbenli için. En azı turda Umut Koca itte kaldı 1:11.328 ile. Sıralamanın üstünden geçelim hızlıca. Gökhan Kera ilk sırada, Hakan Ottaş 2, Umut Koca it 3, Tolga Özbenli 4, Fatih Zengin 5, Hüseyin Yılmaz 6. sırada, Belyacan Musa Başoğlu 7, Erdinç Ürsever 8, Yiğit Akyüz 9 ve Efe Akyüz de 10. sırada yarışı noktaladı. Hızlı bir şekilde röportajları da geçelim. Gökhan merhaba. Merhaba. Tebrikler. Gerçekten çok güzel yarıştı. Yani yarışın başından sonuna kadar ilk sırada götürdün. Bir ara fark açtın, güvenlik aracı çıktı. Yeniden fark kapandı ama sonrasında yeniden hızlı bir şekilde farkı yeniden oluşturdun. Nasıl bir yarıştı? Senden dinleyelim. Öncelikle izleyen herkese iyi akşamlar. Yani yorucu yarıştı yine. Yani bilmiyorum. Önde olmama rağmen yordu bayağı. Çünkü çok fazla körp var ve körp olunca direksiyon daha fazla yoruyor beni, bilmiyorum. Yarış yani startta istediğim start aldım. Ya strateji konusunda biraz kararsızlık. Yani softla mı başlasak, medium'la mı? Hakan aslında ilk dördü biraz softa zorladı. Hakan aldı, sonra ben aldım, sonra Yiğit aldı. En son Umut da mecbur kaldı ve softla başladı. Onlara sorarsın artık. Umut yoksa softla mı kalacakmış bilmiyorum ama son anda aldı o. Yani ilk bölümde zaten daha ilk turun sonunda DRS'den kopmuştum diye hatırlıyorum. Yani Hakan'la Umut biraz bu yarış birbirlerini yedikleri için bana şans tanıdılar. Yani o gereken farkı oluşturmama her bölümde. Ya yani şöyle bir sıkıntım vardı. Yani lastikleri sanırım biraz daha fazla yiyordu benim setup'ım ya da benim sürüş stilim, artık bilmiyorum. Yani
bölümün sonlarına doğru onlar biraz daha hızlanmaya başlıyorlardı ama benim her zaman hedefim şuydu. Yani DRS sokmadan pite girecektim. İlkinde öyle yaptım. Çok fazla trafiğe de yakalanmadım. Onlar da tam tersine bölümü uzatmaya çalıştılar. Ama medium burada açıkçası istikrarlı bir lastik. Yani öyle çok zaman kaybetmiyorsun birkaç tur yeni olsa da. Yani istediğim farkı oluşturdum. 6 saniye yakın bir fark oluştu. Onlar trafikte oyalandılar. Ama kapatamadılar yani. Tam böyle hafif hafif kapanmaya başlıyordu. Umut öne geçmişti. Güvenlik aracı girdi. Ki girmese bile ben işte 2 saniye kadar indiğinde tekrar pite girip bir undercut atacaktım. Yani hiçbir zaman sokmamaya çalıştım. Güvenlik aracından sonra da yine yani İlk başlarda biraz Umut zorladı o DRS'ye girebilmek için ama vermedim. Yani belki de yarışın kaderi orada değişti zaten. Alsaydı o DRS'yi büyük ihtimal bir şeyler denerdi. Ama giremedi. Ondan sonra yavaş yavaş 0-1, 0-2. Yani çok yavaş ama istikrar şekilde fark açtım. En sonunda zaten ikisi de sanırım DRS'ye mi sevilemeye çalıştılar yoksa birbirlerini mi geçirmemeye çalıştılar bilmiyorum ama. Yani ben farkı açtım gittim. Sonra Umut bir soft denedi ama yani biliyordum çok işe yaramayacağını. Zaten cezası vardı. Yok, Yani kanat Hakan kırdı. kanat mı kırdı? Evet, Hakan'la temas yaşadılar, kanat kırdı. Ha, ben onu tabii görmedim. Yani öf, Hakan girseydi girerdim. Ama Hakan girmeyince girmedim. Zaten kapatamayacaktı farkı. Ki geçse bile 8 saniye fark açması lazımdı. Öyle bir tur kalmayacaktı zaten ki yakalayamadı bile. Yani yarış bütün yarış kontrol altındaydı. Tempom iyiydi ki zaten sıralama turunda da söylemiştim. Burada güçlü olduğumu düşünüyorum diye. Yani Bunu da sonucunu aldık. kanıtlamış oldum diyorsun. Evet. Yani artık son iki yarış kaldı. Yani bilmiyorum biraz mucizelere kalıyor artık şampiyonluğu vermem ama tabii ne olacağı belli olmaz. Ben istikrarlı şekilde önlerde bitirirsem zaten bu saatten sonra değişeceğini düşünmüyorum. Takım arkadaşın hakkında da senden yine bir iki cümle alalım. Öf. Yani onu güzel toparladı Tolga yarışı. Ya sanırım bir kanat kırması oldu. Orada bir geriye düştü ama güvenlik aracı işine geldi. Ondan sonra zaten yani çok konuşmadık yarış boyunca o yüzden tam bilmiyorum. Ama cezası vardı son turlarda özellikle Fatih'e Evet. karşı fark korumaya çalıştı. O yüzden neredeyse hiç konuşmadık. Ama korudu. Yani güzel bir sonuç oldu bizim için. 1-4 yani takımlarda sanırım zaten en çok puan alan yine biz olduk. Yani takımlar şampiyonunu da alacağız gibi eğer batırmazsak sonraki Evet, yarış. 62 puan geldi Kanada'da ve 464 puandasınız. Rakipleriniz Red Bull 399, Mercedes de 372 puanda. Yani orada da bir 65 puanlık bir fark var şu an için. Yani güzel Evet. bir fark oluşmuş oldu. Güzel sonuç Ferrari adına, gerek pilotlar olarak gerek takım olarak çok güzel bir sonuç. Tebrik ediyorum seni. Teşekkürler. Yarışan herkesin eline sağlık. Yani Kanada'ya göre bence çok temiz bir yarıştı. Yani tabii her şeyi görmüyorum ben yarışırken ama yani bir kere güvenlik aracı çıktı. Ben şaşırdım. Evet. Normalde daha fazla bekliyordum. Yani o yüzden herkesin eline sağlık. Umarım güzel bir yarış sunmuşuzdur izleyenlere de. İyi Çok geceler diliyorum. keyifliydi. İyi geceler sana da. Şimdi hızlı bir şekilde Hakan'ı da davet edelim. Hakan merhaba. Merhaba, iyi akşamlar. İyi akşamlar. Tebrikler. Gayet güzel bir sonuçtu. Yine senin için de biraz sıkıntılar yaşandı. Yani önce 35. turda sen Umut'a sıranı kaybettin. Duvara bir temas ettin. Daha doğrusu duvara temas etmedin galiba. Bir spin attın. Ettim. Yani arkayı bir kaydırdın. Ondan sonra da Aa. 56. turda Umut sana teşekkür etti. 20 tur boyunca önde gitmeme izin verdiğin için dedi. Umut da aynı şekilde sana yol verdi. Nasıl geçti o anlar ya da genel olarak yarışla ilgili söylemek istediğin şeyler neler, dinleyelim. Yani yarış böyle çok ikincilik, bir de biz Umut'un ikincilik mücadelesi içerisindeyiz. Böyle çok gel git oldu yarış içerisinde. Yani start alamadım. Yoksa hani Gökhan'ı biraz zorlarım diye düşünüyordum da iyi start alamayınca Umut biraz zorladı. İşte arkamızı tutmayı başardık ama dediğim gibi o hatadan sonra en azından arkasında kalayım dedim. Çünkü Umut'u pitte geçmiştim yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi Evet. şeyin heyecanıyla tam hatırlayamıyorum böyle şeyleri. Evet, bitti. Bitten sonra. Pitte bir tur girerek geçmiştim.
Çünkü lastiklerde hala performans vardı. Hani ben o Gökhan'ın erken girmesine şaşırdım açıkçası. Hani 15 ila 20 tur arası da gidiyordu çünkü soft lastikler. Ben 2 tur daha devam ettim. Zaten Gökhan hızlıydı. Gökhan'la yani bir mücadele içine gireceğini düşünmüyordum ama Umut ikincilik mücadelesi olduğu için tamamen Umut'u hedef almıştım yarış boyunca. Yani hedefimize ulaştık. Tabii Umut'un hatası olmasa geçebilir miydim bilemiyorum. Çok zorluyordum Umut'u hata yapana kadar. Hata yapması için zorluyordum. Yani belki de o oldu yani zorlamalar meyve verdi. Güzeldi yani hani son turlarda da çok zorlamadan hani ceza almadan yavaş bir şekilde bitirerek ikinci sırayı aldık. Takım arkadaşınla ilgili neler söylemek istersin? Onun da son turlarda bir 9 saniye kovalamacası oldu. Bilmiyorum Evet. konuştunuz mu aranızda? Neler geçti? Yani tabii son turlarda hiç konuşmadık. Çünkü ikimiz de odaklanıyorduk. Ben Umut'la mücadele ediyordum. O Tolga'yı kovalıyordu. 9 saniye cezası olmuştu Tolga'nın. Yani orada bir ikimiz de normalde çok konuşan biriyiz biz ikimiz de belki videolardan herkes bilir. Orada bayağı bir hani ikimiz de kendi yarışlarımıza odaklandık. Yani sonuçta Tolga geçemedi ama en azından bir sıra daha yukarıya çıktı. Ceza almadı. Onu da Fatih'i çok tebrik ediyorum. Gerçekten çok zor burada ceza almamak. Yani çok Gerçekten kesilecek öyle. yerler var. Ya yani Gökhan da yine aynı şekilde gerçekten bayağı iyi yarış kazanmış kadar güzel bir durum yani bu. Performans aynen öyle. Yani onlar da hakikaten Gökhan'ı da Fatih'i de tebrik edelim. Gerçekten ceza almadan kaç turdu? 70 küsür. Evet, 70 70 turda. 70 tur muydu? Yani 70 tur boyunca ceza almadan burada devam etmek gerçekten kolay değil. İkisini de tebrik ederim. Yarıştan sonra bir şey Gökhan'a soruldu aslında ama kaç kilo ter attın diye. Böyle chatten muhabbetlerden gerçekten Gökhan daha rahattır büyük ihtimalde. Biz çok ter attık arka ya tarafta. Gökhan çok zor olduğunu söyledi. Yani önceki Öyle mi? yarışlardan daha da zor olduğunu söyledi. Köprülerden geçmek falan çok zordu dedi. Burada ciddi Evet. performans sergiledik dedi. Sen ne düşünüyorsun? Onun hakkında da birkaç cümle alayım. Doğru. Yani gerçekten pist zorlayıcıydı. Yani bazı köprüler çok yüksek, bazı köprüler neredeyse hiç yok gibi. Yani orayı iyi kesmeniz lazım. Yüksek olan körplerde arabanın sekmesini ayarlamanız lazım. Zaten Umut'la benim o hatayı yapmamızın sebebi de oydu. O sekmeyi iyi ayarlayamadık. Viraj çıkışında da tabii ona göre daha dengesiz çıkıyor araç. Tabii ben şanslıydım, hasar almadım ama Umut şanssızdı o konuda, hasar aldı. Yani zorlu bir yarıştı açıkçası. Anladım. Bileklerim bayağı bir ağrıdı benim de. Doğru. Yani tebrik ediyorum. Gerçekten yine güzel bir tempo. 88 dakikada bitmiş yarış. Tebrikler. Evet. Gerçekten güzel bir sonuç. İkincilik. Yine takım arkadaşını da 5. sırada bitirdi. Takımlar adına da güzel Evet. puanlar topladınız. Büyük ihtimal ikinci sıraya geçmiş olabiliriz. Tam emin değilim ama. Yok, şu anki Çünkü sonuçlara Ertuğrul göre alamadı. 27 puan fark var Red Bull'la aranızda. Evet, 27 orada da puan bayağı bir geridesiniz. mücadele. Bayağı bir mücadele var. Bakalım. Hedefimiz ikinci olmak takımlarda. Evet yani bu sonuçta gerçekten güzel etkiledi. Tebrik ediyorum. Teşekkürler izleyenlere de teşekkürler. Umarım keyif almışlardır. Sonraki hafta Britanya çok keyifli olacak. Kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Bence de Britanya benim de en sevdiğim pistler arasında. Orada da güzel sonuç gelir inşallah siz de. Senden de yine konuşuruz burada. İyi akşamlar herkese. İyi akşamlar. Evet şimdi de Umut'u davet edelim. Ve artık son röportajımızı da tamamlamış olalım. Umut merhaba. Alo. Sesim geliyor mu? Evet şu an geliyor. Biraz az geliyor ama hani arttırma şansın varsa. Bir sıkıntı var. Çok arttıramıyorum. Belki sen Tamam arttırırsın. ben buradan arttırayım. Olabildiğince en azından. Ne kadar geliyorsa artık. Zaten arkada müzik falan olmadığı için sesim biraz daha net çıkacaktır. Biraz önce Hakan'la konuşurken de sordum. Bir 35. turda Hakan önce spin attı. Şöyle duvara doğru bir yöneldi. Ondan sonra 56. turda da ona da söyledim. Dedim Umut da aynısını yaptı. Sana karşılığını verdi hemen dedim. Ama senin kanadın kırıldı. Ondan sonra tabii softlara geçtin ama oldukça zor oldu galiba yetişmek. Neler söylemek istersin? Çok söylenecek bir şey yok. Aynı hataları yaptık. O güvenlik aracından faydalandı. Biraz daha şanslıydı, kanadını kırmadı. Ben kanadımı kırdım.
Yani pist üstünde güzel bir mücadele vardı. En azından keyif aldım yarıştan. Yani Gökhan farklı bir ligdeydi bugün. Zaten time trial'da da ilk 50'de mi, ilk 30'da mı öyle bir şey. Çok mücadele edemezdik onunla. Kendi aramızda mücadele ettik. Yani sert bir mücadele oldu. Bilmiyorum, bir iki yerde sanki dost fazlaya kaçtı. Ya belki hakemler inceler bir iki pozisyonu. Onun dışında keyifliydi. Hakan'la aranızda mı? Evet. Allah Allah, ben denk gelmedim o zaman. Yani bir kere çimenlere ittirildim Ha virajda. evet, onu gördüm. İlk virajdı galiba. Ya da Evet. tam hatırlayamıyorum. Evet, onu gördüm. Onun öncesinde de yani bana frenlemede yön değişimi gibi geldi son virajda. Bir anda önüme doğru kapandı frenleme esnasında. Hatta ufak bir temas da yaşadık. Yani oraları Onu yolladım, bilmiyorum. hakemler inceler. Pazartesi bakarız. Yolladın bile. Evet, yolladım O bile. zaman buradan pilotlara da seslenelim. Gördüğünüz gibi podyuma bile çıkan bir kişi Umut Kocayiğit. Ya benim Podyuma farklı çıkmadan olmamla önce. aslında. Ama Benim sonuç olarak aslında biraz orada alakalı da. kesmişsin, atmışsın, demek ki yapılabiliyor. Yani Ya şikayet evet. süreleriyle ilgili lütfen kimse bir şey söylemesin. Yapılabiliyor, yapılamıyor değil. Evet, seninle ilgili Hakan şey dedi. Pite girdi, şaşırdım dedi. Yani Aradım pilot neden? ya. Ha tabii yani, yo yo hayır, öncesinde. Yani pite neden erken girdi bilmiyorum dedi. Yani Yani ilk çok zaman pitinizde. kaybediyorduk arka tarafa doğru. Yani Biz daha yani giderdi aslında o lastikler dedi. Umut erken pite giderdi. girince ben de girdim dedi. Ama lastikleri Bence iyiydi, o yüzden geçtim dedi. bir anlamı yoktu gitmenin. Çünkü Gökhan tur başına bizden 1,5 saniye falan oluyordu. Yani güvenlik aracı beklemekten başka çok bir mantığı yoktu stint uzatmanın. Hani iki duruş tur daha gitsek ne işimize yarayacaktı pek bilemedim. Yani Gökhan biraz erken girdi. Doğru, 10. turda. Hani 4-5 tur ben de dedim acaba hani belki bir güvenlik aracı yakalarız belki bu aralıkta bir deneyeyim dedim. Çünkü lastiklerin ömrü 13-14 turdu bence. Hani baktım bir şey olmuyor. Gökhan da arkamıza geldi yani trafikte de zaman kaybetmeyecekti artık. O yüzden çok zorlamanın anlamı yoktu ve pite girdim. Ama ilk turda lastikler çok soğuk olduğu için hani çok ciddi vakit kaybettim. Sonrasında zaten Hakan'la olan o dediğim olay yaşandı galiba. O Çıktıktan sonraki ilk turun sonunda yaşandı, evet. evet öyle olması lazım. Hani ben Onda onu lastikler biraz zorluyordum. daha soğuktu. Onda lastikler soğuktu. Hani atak yapmaya çalıştım falan. Ondan sonra zaten hani benzinim biraz problemliydi. Hakan'ın arkasında böyle bir 20 tur falan yakıt korumaya çalıştım ama pek de korunmuyordu. Neyse ki güvenlik aracı geldi ve hani herkes yakıtları toparladı herhalde o arada. Ben daha fazla güvenlik aracı bekliyordum bu yarış. Yani gride herkese, yarışı bitiren herkese tebrikler buradan. Ya çok temiz bir yarıştı. Gerçekten. Bence ben de gerçekten senin aracılığınla tebrik etmiş olayım herkesi. Yani çok temiz bir yarıştı. Ellerine Gerçekten sağlık herkesin. yani 70 tur 20 isimle tamamladı, 18 Yani isimle tamamladık. hem atak yapılabilen bir yer ama atak yaptığınız zaman işte son viraj gibi çok tehlikeli olan bir yer. Hani iki kişiden birinin bir yanlış hareketi yani DNF ile sonuçlanabiliyor. Ya da ne bileyim işte kanat kırmanın, gerçi kanat kıran olmuştur illa da arkayı kaybedip duvara vurmanın çok olası olduğu bir yer. Yani grid gerçekten bugün iyiydi. Ben de katılıyorum söylediklerine tamamen. Ferrari ve Mercedes'e, Gökhan ve Hakan'a ikinci pilotları da sordum. Şimdi Ertuğrul'a da ayıp olmasın. Sana da sorayım. Ertuğrul'la ilgili neler söylemek istersin? Bir kaza yaşadı. Ondan sonra Kuzey onun aracına çarptı. Hatta Kuzey'in mesajlardan da gördüm. Bir arkaya bakıyordum. Sonra kamerayı bir çevirdim. Önümde Ertuğrul vardı. Kaçabileceğim bir yer yoktu. Mesajı da vardı. Bilmiyorum, aranızda bir konuşma geçti mi o esnada? Yani Ertuğrul bu aralar saldı Öyle benim. mi diyorsun? Yani her yarış sprint atmaya başarıyor. Kendisi buradan ona sesleniyorum. Takımlar şampiyonluğunu kaybedeceğiz böyle giderse lütfen kendine gel. Onun Evet, dışında 27 puan kaldı Mercedes ile evet. aranızda. Yok birincilik için ben düşünüyordum. Hani O son da iki yarış 65 işte puan şu an. sprint de var, şey de var. Yani bir ihtimal belki. Çünkü Tolga kaza yapmaya şey bir isim. Ama o da istiyordur takımları kazanmayı. O da çalışacaktır. Yani zora soktuk. Bu yarış daha fazla puan almalıydık. Takımlar Evet, rakipleriniz şampiyonasında. 1-4-2-5 bitirdiler. Evet çok öndelerdi. Yani kazaya gelecek olursak
Bir direksiyon sesi duydum o klasik G29'un takatok takatok. Sonra ah yaptı ve Kuzey bana çarptı, DNF oldum dedi. Tam ne yaşandı ben de bilmiyorum. Belki podyumda bugün de incelenir o zaman. Çok da hani böyle Kuzey'e bir şey söylemedi. Anladım. Ya Kuzey bana çarptı dedi, o kadar. Hani çok söylenmedi bu konuda. Ne yaşandığını bilmiyorum, görmedim de. O yüzden bir şey diyemeyeceğim. Anladım. Belki incelenir, bilmiyorum. Ama çok Olabilir. tehlikeliydi arabaların kaldıkları yer. Evet, ikisi de tehlikeliydi Hani ben gerçekten. yakıta bakıyordum, lastiğe bakıyordum. Bir anda önüme geldiler, az kalsın çarpıyordum ikisinden birine. Ya tam yokuşun altında kalmış durumdalar. Bir de Evet. biri sağda biri solda kötü bir noktadaydı yani gerçekten. Kan oluşturmuştur Sağ sol herhalde yolda. slalom yaparak geçti herkes zaten. Yani gördüm, seni de gördüm geçerken aradan ve senin gibi birkaç kişi daha vardı yani böyle son anda yavaşlayıp geçen falan. Yani kötü bir konumdalardı. Evet, sonuç olarak üçüncü oldun. Gerçekten güzel bir sonuç aslında senin adına. Takım adına ne kadar az puan almış olsanız da yani Ferrari 62 puan topladı buradan. Mercedes 51 puan topladı. Red Bull olarak sen 29 puan 29. toplamış oldun. Evet yani yine de güzel puan bireysel olarak baktığımız zaman. Yani pilotlar şampiyonasında Hakan'ın önüne geçmiş oldun. 339 puan Gökhan Keray, 264 puan sen de, 257 puan da Hakan Ottaş'ta. Yani ikincilik için bir adım daha atmış oldun. Güzel sonuç kendi adına. Yani Tebrik ikincilik ediyorum. çok önemli değil benim için ama tabii ki sıralamada bir üst basamakta yer almak sonuçta. Aynen öyle. Tebrikler. Teşekkürler. Herkese iyi akşamlar bu arada. İyi İyi yarışlar. akşamlar. Evet, artık bu haftanın sonuna geldik. Kanada'da yarışı Gökhan Keray kazandı. Gökhan 3 yarıştır üst üste kazanıyor. Önce Monaco'da, sonra Azerbaycan'da. Azerbaycan'ın sprinti de dahil. Ve Kanada'da da yarışı kazandı. Gerçekten çok iyi bir performansla devam ettiriyor sezonu. Ondan önceki yarışlarda birinciliği Avustralya'da var. Onun dışında da hep ikincilikleri var. Sadece bir tek Suudi Arabistan'da dördüncülüğü var. Gerçekten mükemmel bir performansla devam ediyor Gökhan Keray. Şimdi önümüzde de Britanya ve Avusturya var. Ve Britanya'da haftaya belki de aslında şampiyonluğunu garantileyecek şampiyonluğunu açıklamış olacağız Gökhan Keray'ın. Çünkü artık çok da fazla bir puan farkı kalmadı. O yüzden artık bu haftanın da sonuna geldik. Haftaya sprintli bir Britanya haftası. Bundan sonra iki yarışta kalan iki yarışta da sprint var. Hem Britanya'da hem Avusturya'da. Gerçekten güzel iki hafta, eğlenceli iki hafta bizleri bekliyor. Ben Britanya'yı da çok severim, Avusturya'yı da çok severim ve pilotların da genel olarak sevdiği bir pist olduğunu biliyorum. O yüzden çok keyifli geçecek bu iki hafta. Yani haftayı bekliyorum. Haftaya nasıl olacak Britanya yarışı? Merakla ve heyecanla bekliyorum. O yüzden sizleri de davet ediyorum yine haftaya Perşembe günü. Önce Salı günü sıralama artı sprint olacak. Perşembe günü yarış olacak. Ve Pazartesi günü de bu haftanın Kanada yarışı ile ilgili hakem kararları ve genel yorumlama yapacağız yine Tolga Özbenli ile podyumda bugün de. Pazartesi günü de 21.30'da yine oraya da bekleniyorsunuz. Bu haftalık bizden bu kadar. Kendinize çok iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere.